Herkese merhaba. Şu an Brüksel tren garındayım ve bu gece Köln'e doğru yola çıkıyorum. Bu yepyeni bir macera. Instagram'da hani paylaşmaya çalışıyorum olabildiğince ama daha YouTube'dakiler bunu yaptığımı bilmiyor. Çünkü daha YouTube'da Amerika videolarım bitmedi. Bu sebeple siz bayağı geriden geliyorsunuz. Ama olsun, ben bu anların hepsini vlogluyorum. Ve sizlerle yakın zamanda paylaşacağım umarım. Şimdi bu videoyu niye çekiyorum? Benim daha 2-3 saate otobüsüm var. Ama boş bir vaktim vardı. Ben dedim ki neden? Bana en çok sorulan sorulardan biri. Bu da hani çok direkt spesifik bir soru olmasa da işlerinizi atıyorsunuz ve bunlarla ilgili yorumlar yapmamı istiyorsunuz. Herkese söylediğim şeyleri bu videoda da söylersem belki işleri daha iyi değerlendirebilirsiniz diye düşündüm. Bu sebeple size bir işe bakarken ya da Amerika'da iş seçerken nelere dikkat etmelisiniz, neleri ön plana almalısınız bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle ortam da biraz korkutucu ve herkes bana bakıyor çünkü çok farklı bir düzenek kurdum burada bu videoyu çekebilmek için. Aslında eşyalarımı buramda falan tutmam lazım ama ben bayağı yayıldım. Size şimdi düzeneyi gösteriyorum. Tamam, düzeneyi gösterdiğime göre anlamışsınızdır. Şu an insanlar hani deli zannediyor olabilir çünkü kamerayı konuştum anlamıyor olabilirler. Ve buradan bayağı evsiz geçiyor, bayağı deli insan geçiyor ve sürekli bana soru sormaya çalışıyorlar. Hepsinden İngilizce bilmiyorum falan yapıyorum ama korkutuyor aslında biraz. Biraz da kendimi yumuşatmak için bu videoyu da çekiyorum aslında. Tamam, şimdi öncelik olarak iş seçerken ben herkese söylediğim şeyi söyleyeyim. Ne istiyorsan ol. Ya da ne kadar para kazanmak istiyorsan kazan, ne yapmak istiyorsan yap. Bence, hani bu benimce, bunu diğer Work&Travel travelculara da sorsan belki farklı cevaplar verirler ki öyle diyeceklerini zannediyorum. Belki de ben oraya gittim diye bilmiyorum ama ben her zaman Kuzeydoğu bölgesinden razıyım. Yani oraya gidersen Kuzeydoğu bölgesinde belki South Carolina, oranın aşağısı artık çok güney oluyor. O aslında South Carolina ve üstü diyebiliriz. Portland, Maine. New York ama o üstteki New York, diğer ikinci eyalet olan New York. Buralardan ben razıyım. Niye razıyım? Çünkü buralarda saatlik ücret genelde çok yüksek oluyor. Yani çok yüksek dediğim bizim alışık olduğumuz saatlik ücretler, mesela Wisconsin'da $11'a iş görebiliyoruz değil mi? Ama Massachusetts'te sen $19'da iş bulabiliyorsun gibi. O sebeple her zaman cebine giren para arttığı için kendi programına biraz daha güvende hissediyorsun ve çok daha fazla biriktirebiliyorsun açıkçası. Hani özellikle o bölgelerde tipli işlere girersen, bu sadece garsonluk değil, herhangi bir tipli bir iş de olabilir. Girersen gerçekten insanların sana tip verebileceği eyaletler burası. Bu sebeple her türlü daha fazla kazandırır bence. Çünkü orada yaşayan insanların profili genelde daha yüksek bir profil. Genelde refah seviyeleri daha yüksek güneydeki bölgelere göre. Daha beyaz insanların yaşadığı, nispeten daha güvenli. Ve hani keyifleri olan, mesela Massachusetts'te benim gittiğim Cape Cod bölgesinde herkesin salı yatı vardı. Yani bu aslında bizim için bir lüks, bir zevk olmasına rağmen onlar için normal bir şeydi bu. Bu sebeple orada yaşayan insanların refah seviyesinin daha yüksek olduğunu ve bu sebeple daha verici olduklarını söyleyebilirim. Hem de bu sizin orada kolay bir şekilde, daha sosyal bir şekilde yaşayabilmenizi sağlar. Çünkü kaç kere ben çalışırken çalıştığım hani markete gelip bizimle çalıştığınız için çok teşekkür ederiz diyen insanlarla karşılaştım. Hani ben başka bir batçının bunu videosunda söylediğini duymadım. Belki de hani yaşamışlardır bilmiyorum ama hani bu insanlar ben orada çalıştığım için bana teşekkür ediyorlardı. Hani halbuki parasıyla çalışıyorum. Hani sanki babamın aynı çalışıyorum ama hani bize muhtaç olduklarını ve bizim geldiğimiz için bize müteşekkir olduklarını belli ediyorlardı. Bu da hani onların bu konuda ne kadar bilgili olduklarını ve hani bize ne kadar aslında hümanist yaklaştıklarını, bizi yargılamadıklarını gösterir. Bu bence ilk önce sizin hem sosyalleşmeniz için hem de güzel paralar kazanmanız için yapmanız gereken bir şey. O yüzden bak konum olarak bana buradan iş atan insana her zaman sıcak yaklaşıyorum. Ama ben diyor demiyorum ki hani sen işte ne bileyim Wisconsin'da işe gitme ya da ne bileyim Texas'ta işe gitme, Los Angeles'ta işe gitme demiyorum. Git, eğer iş çok mükemmelse yine gidilir. Ben de görsem çok mükemmel bir iş. Giderim ama benim kalbim Kuzeydoğu bölgesinden yana. Kameramın bana fazlasıyla yakın olduğunu fark ettim ama aynı şeyleri bir daha çekecek tahammülüm yok. Ve açıkçası hani bavulumu da kendimden olabildiğince uzaklaştırmamaya çalışıyorum. Şimdi konum konusunu hallettiysek iş konusunu konuşalım bir, tamam mı? Work and Travel'da ne iş yapmalı? Şimdi ben size diyemem ki kesin olarak garsonluk yapın, kesin olarak işte ne bileyim şu işi yapın diyemem. Çünkü Work and Travel'da senin isteklerine göre şekillenir senin yapmak
yapman gerekenmiş. Ya mesela şöyle bir şey söyleyebilirim. İşte hani ben mesela Work and Travel'a kayıt olurken demiştim ki asla housekeeper'lık yapmayacağım. Çünkü biliyorum ki o işte hani İngilizce konuşmama gerek yok. Sadece elim kolum olsun yeter değil mi? Çarşaf değiştirebileyim, yerleri silebileyim yeter. Ama ben bunu istemiyordum. Benim her zaman bir önceliğim vardı. Neydi bu? Benim İngilizcem yeterliydi bu arada. Gayet iyi bir İngilizcem vardı. Ama ben fark ettim ki ben İngilizce konuştukça mutlu olan bir insanım. Daha çok sosyalleşebilen bir insanım. Mesela kasiyer olduğumda aslında çok mutlu geçiyordum ilk başları zamanlarımı. Ayakta kalmaktan yorulmadığım takdirde. Çünkü kasaya gelen her insanla en az 5 dakika onların ürünlerini geçene kadar sohbet ediyorduk. Ve bu bana çok iyi geliyordu. Bu sebeple ben biliyordum ki benim her zaman insanlarla konuşabildiğim, iletişimde olabildiğim ve kendimi sosyalleştirebileceğim bir işte olmam gerekti. Ama demiyorum ki housekeeper'lık kötüdür. Hayır. Eğer sen mesela işte ne bileyim önüne bakmak istiyorsan, kimseyle muhabbete girmek istemiyorsan, sadece işine bakıp paranı kazanmak istiyorsan aslında senin için çok iyi bir iş. Hatta genelde tipli de bir iş. Ve housekeeper'lık sabahları olan bir iş. Yani hani otellere check-in'leri genelde erken yaptırırlar ya. Otellerden check-out'ları genelde erken yaptırırlar ki oda temizlensin değil mi? O sebeple housekeeper'lık genelde erken olan bir iş. O sebeple housekeeper'lık yaptığın takdirde schedule'ın genelde hep sabahları olduğu için öğlene ve öğleden sonrasında ikinci bir iş bulman çok daha kolay olur. Akşamları özellikle bir restoran işi ya da ne bileyim başka bir eğlence parkı işi bulman çok daha kolay olur. Ama öbür türlü belki çok gün ortasında bir schedule'ın olacak ve bunu ayarlayamayacaksın. Aslında housekeeper'ın da güzel yanları var. Tabi bunu arayanlar için. Ben bunu aramıyordum. Onlarca can kurtaranlık da aramıyordum ben kendimden önce. Çünkü bana söylenenlere göre can kurtaranlık çok yorucu bir işmiş. Çünkü hani insan canıyla alakalı bir şey olduğu için sürekli etrafı gözetlemen gereken, şimdi bir sürekli tetikte olman gereken, özellikle eğitimlerini alman gereken ve hani mesela gözünü ayırdığın an azar işittiğin bir işmiş. Böyle duydum. Ve özellikle büyük aqua parklarda çok yorucu bir işmiş. Çünkü hani sürekli başına bir şey gelen insanlar olabilir ve bazı yerlerin çalışma şartları kötüymüş. O sebeple can kurtaranlık da hani aslında Work and Travel'da housekeeping kadar popüler de olsa yine de hani bence yapılması çok zorunlu olunmayan bir iş. Ama giden bir arkadaşımın söylediğine göre eğer mesela sadece bir sitenin bir havuzuna bakacaksanız, böyle çok yoğun olmayan sakin bir havuza bakacaksınız, aslında can kurtaranlık da çok keyifli bir iş yapılabilir. Çünkü can kurtaranlık ve mesela eğlence parklarının genelde özellikleri şu oluyor. Orada çalışan bir sürü insan oluyor ve sen onlarla çok rahat sosyalleşebiliyorsun. Bizim markette mesela 15-16 ceyvan vardı. Biz hani o kadar yakın değildik çünkü çok fazla kazak vardı ve o kazakların hepsi birbirleriyle arkadaş olmuşlardı. O sebeple bizim sosyalleşmemiz çok mümkün olmadı. Ama büyük şirketlerde çalıştığında gerçekten çok fazla ceyvan bulunduruyorlar birbirlerine. Bu sebeple sosyalleşmek çok çok daha kolay oluyor. Bunu tercih ederdim ama yaşayamadım. Bu benim aslında bir içimde ukde kalan bir şeydir. Üçüncü olarak yine Work and Travel'ın en popüler işlerinden biri eğlence parkları. Şimdi eğlence parkları hakkında bazı bilgilerim var. Giden bir iki arkadaşım var. Ve açıkçası yani en örnek verebileceğim kişi oraya gidip New York eyaletinde bir hatta ne denir Six Flags'a gitmiş sanırım. Orada mıydı hatırlamıyorum ama hani aslında Amerika'nın en büyük parklarından biri. Orada çalışıyormuş ve New York eyaleti çok fazla yağmur alıyormuş. Yağmur aldığında bu insanları evlerine gönderiyorlarmış. Evlerine gönderilince sana o saati vermiyorlar. Yani sen bir bakıma işsiz kalıyorsun diyebiliriz. Bu sebeple eğlence parkları da hava durumlarından, tatillerden mesela çok etkilenebildiği için onları tercih etmek seni strese sokabilir. Çünkü hani bir gün evine yollandığında o sana 100-150 dolara mal olacak ve bu seni gerçekten üzebilir. O sebeple biraz riskli buluyorum ben o işi. Ama eğer eyaletin hava durumundan eminsen, daha güney bir eyalete gidiyorsan yani gerçekten yazın çok sıcak bir turizmi varsa o zaman bu işi yapabilirsin. Hatta çok da eğlenceli olabilir. Çünkü hani gerçekten çok fazla ceyvan oluyor eğlence parklarında çalışan. Daha da çok zor sosyalleşirsin. Ama Kuzeydoğu eyaletlerine gideceksen oradan çok yağmur alır. Ben mesela Cape Cod'da artık yağmurdan bıkmıştım. Yani yağmurda bisiklet kullanmak eziyet haline gelmişti. Bu sebeple Cape Cod'da asla bir eğlence parkında çalışmazdım. Çünkü hani topuma sıkmış olurdum. Allah'ım ya. Az önce adam tam bavulumun dibinden geçti, tamam mı? Tam bavulumun dibinden ve koskoca bir koridor var. Hani arkamda göstereyim hatta size. Bakın. Şöyle kocaman bir alan var değil mi? Tam bavulumun dibinden geçti. Hani anladın mı? Ben de onu görür görmez telefonumu aldım. Niye almayayım ki? Bana o iş yaptı. Sonra ben ne var diye bir bakış attım ona. Sonra bana Fransızca bir şeyler söylemeye başladı.
ne yapıyorum? Sonra iki tane güvenlik onunla benim muhabbet ettiğimi gördü. Bana iyi misin falan yaptı böyle. Ben de uzaktan hani sorun yok yaptım. Ama yani şu an korkutuyor abi. Niye babamın dibinden geçiyorsun? Hani sence benim korkmamam mı gerekiyor? Sence çok mu güvenli bir alandayız ya da çok mu güvenli bir saatteyiz? Yani gereksiz hani, anladın mı? Bir de üstüne alınması. O kadar yerim varken benim babamın dibinden geçtin yani. Bir yürü git Allah aşkına. Üf, neyse gerildik. Neyse. Şimdi aslında benim bu incelediğim... Konum geç. Hızlı. Şimdi benim aslında incelediğim işler, fark ettiyseniz, can kurtaranlık, housekeeper'lık, işte ne bileyim, fun part'lar. Bunların hepsi aslında Work and Travel'da sizin de çok gördüğünüz çok fazla... Reis ya, güvenlik neyse, ben bunu yakında tutayım. Endişelendi bunun için. Bunların hepsi aslında sizin çok karşınıza çıkan ve Work and Travel'da gayet popüler olan işler. Bunun sebebi nedir? Bakın. Hani size diyorum ya, housekeeper'lik yapmak istemiyorum diye. Bunun sebebi şu. Çünkü bu işleri yapabilmek için iyice ihtiyacınız yok. Housekeeper'lik yapabilmeniz için dediğim gibi ellerinizin olması yeter. Ya da ne bileyim, can kurtaranlık yapabilmeniz için güzel bir vücudunuz ya da iyi bir yüzüşünüz olsun yeter. Telefonu yakınlaştırsam korkuyorum ya. Az önce o dünyanın en yapmacık gülüşünü yapmışım ya. Orada adam benim ne yaptığımı bakmak için böyle telefonumu eğdi, telefonumu inceledi. Bir diğeri yine tekrar bavulumun dibinden geçti. Yani bunlar bana bu ecel korkusunu yaşatmayı niye bu kadar seviyorlar? Asla anlamıyorum yani. Allah'ım ya, hani ben de sinir oluyorum. Böyle erkekler hani onlara direkt güvenmemizi istiyorlar ya. Burada mesela birkaç tane aslında iyi görünen erkek yanıma gelip bana işte sorular sordu. Ben hani İngilizce bilmiyorum. Falan deyince falan yaptı gitti. Hani sana niye güvenmemi bekliyorsun, hani anladın mı? Sen kimsin de ben sana güveneyim? Yani üstüne üstlük beni rahat ettirmemek için her şeyi yapıyorlar. Yanıma gelip benimle sohbet edemezsin. Ben zaten korkuyorum. Zaten kötü bir dünyada yaşıyoruz. Ya da babamın dibinden bu kadar geçemezsin. Sen babamın oğlu musun ben sana güveneyim? Şaka gibi ya. Neyse. Dediğim gibi hani can kurtaranlık olabilmeniz için iyi bir yüzüşünüz, iyi bir vücudunuz olsun yeter. Hani fun park'ta çalışabilmeniz için bir iki düğmeye basmanız yeter gibi bir şey. Bunlar için çok İngilizce bilmeye gerek yok. Evet, Amerika'da yaşamak için, orada hayatınızı idame ettirebilmek için, sosyalleşmek için İngilizce ihtiyacınız var ama bu işler için öncelikli değil. Yani mesela bir garson olarak o siparişi doğru anlayıp onu mutfağa aktarabilmek ya da bir hatada onu düzeltebilmek, o iletişimi kurabilmek farklı. İşte ne bileyim, can kurtaranlıkta hiç konuşmadan da insanı kurtarabiliyorsun ya. Bu sebeple anlatmaya çalıştığım şey, bu üç iş aslında en temel iş Work and Travel'da bizim karşımıza çok çıkan. Bu sebeple büyük ihtimal bunlarla karşılaşıyorsunuzdur. Size anlattığım şey eğer size uyuyorsa ya da benim dediğim şeylerle karşılaştırıp hala doğru olduğuna karar verebiliyorsanız bunları seçin. Ama gel gelelim bir de Work and Travel'da çok karşımıza çıkmayan bir diğer işe. Restoran işleri. İşte asıl para burada kazanılıyor bence. Ben araştırdığımda, ben kendi senemde araştırdığımda deli bir şekilde restoran işinde çalışmak istiyordum. Belki o kadar kazandırmıyor, belki farazi bir şey. Ama izlediğim videolardan ya da gidenlerin tecrübelerinden hep restoran işinin çok kazandırdığını duymuştum. Ama ne yazık ki bu işler daha zor olduğu için ve işverenler hani uzaktan hiç tanımadıkları ülkeler. Hiç rahat hissetmiyorum. Şu an yanda bir tane adam sırt çantasıyla, montuyla, ayakla böyle durmuş. Yani tam arkasında koltuk varken oturmuyor. Sanki böyle her an bir şey alıp kaçacakmış gibi. Ya da ben mi bunu yapıyorum ama hani artık hani yanıma gelip bir şey sormayan insan kalmadığı için artık o kadar geriyorum ki gerim. Of, neyse. Altan video çekerken zaman da geçiyor. Mal gibi bekliyor ya. Neyse. İşverenler genelde sizi görüp tanımadan, sizin enerjinizi, özgüveninizi, İngilizcenizi ölçmeden sizi bu işlere almak istemiyor. Çünkü bu biraz daha riskli oluyor. O sebeple mesela işte ne bileyim, can kurtaran olarak gittiğiniz Work and Travel'da ikinci iş olarak restoran işi bulabilirsiniz. Çünkü işvereni ikna ettiğiniz zaman sizi alması an meselesi. Çünkü gerçekten bu işte çok büyük açıklar oluyor. Hani o sebeple ikinci işiniz olarak restoran işlerini düşünebilirsiniz. İlk işiniz olarak eğer böyle çok erken kayıt olmadıysanız, işte ne bileyim yazın ya da ne bileyim yaz bitimi başı. Beni rahatsız etmek için oturdu beni izliyor böyle. Çok gergin bir video çekiyorum, kusura bakmayın.
Siz tabii şu an evinize belki yatağınızda uzanıp izliyorsunuz bu videoyu ama ben çok zor şartlar altında çekiyorum. Ama artık çekmem lazımdı. Neyse. O sebeple hani çok bu işler teklif olarak karşımıza çıkmasa da ikinci iş olarak bence eğer düşünüyorsanız, iyi paralar kazanmak istiyorsanız bu işleri yapabilirsiniz. Özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde yaparsanız gerçekten güzel tipler kazanırsınız. Ve benim şöyle bir tezim var. Bunu kimse savunmuyor ya da doğrulamıyor. Şimdi mesela genelde garsonluk işleri 3-4 dolar olur, tamam mı? Bu ne demek biliyor musunuz? Sen tipten gerçekten iyi para kazanıyorsun. Cebine bayağı iyi para atıyorsun. Çünkü düşünsene bir saatte 5-6 masaya baktığını ve hepsinin sana 10 dolar tip bıraktığını düşün. Bu çok olası. Çünkü ne bileyim bir yerde zaten bir yemek 10-15 dolar bir restoranda. Hani 2-3 kişi geldiğinde 20 dolar, 30 dolar, belki 40 dolar zaten yemek yiyorlar. Bu hesaba sana 5-6 dolar tip vermek zorundalar. Bu sebeple her masadan 5-6 dolar kazandığını düşün. 5 masadan zaten saatlik sen 20 ve üstü bir dolar kazanıyorsun. Bu da demek oluyor ki işverenler seni sadece tip kazanabil diye alıyorlar. Aslında sana para ödemiyorlar. Ama bir de bunun altı var. Komi ve food runner olarak pozisyonlar var. Bunlar da garsonların altında çalışıyorlar. Müşteriyle iletişime geçmiyorlar. Biri sadece yemekleri taşıyor mutfaktan ve önlerine koyuyor. Biri de boşları kaldırıyor gibi bir şey. Masayı temizliyor gibi bir şey. Bunlar garsonun aldığı tipten pay alırlar. Çok da büyük bir pay değil. O yüzden komilerin ve food runnerların maaşları normaldir. Yani bir 10-11 dolar vesairedir. Hani serverlar gibi 3-4 dolar değildir. Ama benim tezim şu. Eğer mesela bir yerde serverlık gördünüz ve 7-8 dolar diyor. Orada demek oluyor ki orası o kadar aktif bir yer değil ve sen o kadar tip kazanmayacaksın. Ama mesela bazen 2 dolarlık, 3 dolarlık serverlar görüyorsun ya, atla ona. Bu demek oluyor ki sen deli tip kazanacaksın. Çünkü hani işveren sana o kadar az para veriyor ki, çünkü sen bayağı para kazanıyorsun. Sana para vermeye gerek duymuyor gibi bir şey. Ben böyle düşünüyorum ve bence bu gayet de normal ve doğru. Size şimdi hani hangi düşünceye göre hangi işleri seçmeniz gerektiğine ve konumu neye göre ayarlamanız gerektiğinden bahsettim. Bu arada şey konumlarını da çok seviyorum, hani Kuzeydoğu dedim ama mesela araştırmıştım Wildwood, Cape May, işte ne bileyim o konumları açarsanız o sağ tarafta uzun ince bir yol var, ada gibi. Orası çok fena turistik ve çok eğlenceli görünüyordu. Orada hep bir işe çalışmak istemiştim. Hatta bir iş gelmişti. Hani Wildwood'da çok ünlü bir dondurmacı. 15 artı tipti. Çok da güzeldi ama hani ben geç kaydolduğum için seçilmedim. Benden önce kaydolanlar o işe seçildi. Ama çok istemiştim ama nasip olmadı. Ben CapCut'tan da gayet memnunum yani. Bu arada bir de bence iyi para kazanmak istiyorsanız ne çok C1'ın olduğu yere gitmelisiniz ne de az C1'ın olduğu yere gitmelisiniz. Çünkü az C1'ın olması demek o kadar da turistik bir yer değil demek, o kadar iş gücüne ihtiyaç yok demek aslında. Ama çok C1'ın olması da aslında size çok rekabet ettirir ve hani ikinci iş bulma şansınız özellikle geç tarihlerde gidiyorsanız büyük oranda azalır. Bu sebeple bence böyle orta seviyede C1'ların olduğu genel turistik yerleri tercih edebilirsiniz. Mesela ben hep söylüyorum, Wisconsin çok popüler bir destinasyon. Hatta Work and Travel'da ilk aklıma gelen destinasyonlardan biri. Çokça kez bana Wisconsin'da 10 dolara 11 dolara iş teklifi geldiğini görmüştüm. Ama hiçbirine tercih etmedim. Çünkü ben gerçekten belki sosyallik olarak çok iyi, mükemmel arkadaşlıklar edineceğim. Ama ciddi söylüyorum, orada çok büyük paralar kazanamazsınız. Özellikle mesela Haziran'dan sonra ortasına doğru gidiyorsanız büyük paralar kazanamazsınız. Çünkü zaten hani bu işin delileri var, bu programın triyakileri var. Mayıs'ta biz Mayıs 10'undan itibaren çalışabiliyoruz. O sebeple hani o Mayıs 15'ti sanırım. Hani Mayıs 15'te gerçekten gidip orada bulunanlar var ve ikinci işlerini burada buluyorlar. Çok kalabalık yerlere gidersen çok rekabet olur. Bu sebeple çok büyük fan parklara da gitmenizi önermem mesela. Neyse buraya geçiyorum. Şimdi bir diğer olarak maaşı, konumu ve housing'i birbirleriyle uyumlu olmalı. Bunu nasıl anlayabiliriz? Şimdi ben bunu tamamen benim karşıma çıkan işlerden yola çıkarak söylüyorum. Hani eyaletlerin hepsi hakkında çok bir fikrim yok. Wisconsin'da mesela kendime 11 dolara bir iş görmüştüm. Onun şeyi 90 dolardı kirası. Bu gayet aslında ideal, tamamdı. 11 dolar maaş aldığında haftalık 90 doları ödeyebilirsin. Ama gel gelelim ki ben CapCut'la çalışmak istediğim zaman çok fazla işle karşılaştım. CapCut'ın da bölgeleri var bu arada. CapCut şöyle bir şey. Ben bu tarafındaydım. Bu tarafı Boston'dı. Bu tarafı da nasıl görsel anlatım ama. Bu tarafı da neydi? Provincetown. Zaten Provincetown vlogunu çekmiştim. Çok uzakta, yani hiçbir şekilde buraya ulaşım çok zor. Bu sebeple burası çok pahalı. Çünkü burada sadece turistik gezi yapılıyor. Ne yurt var, ne işte housing var, hiçbir şey yok. Ben Provincetown'da bir iş görmüştüm. Sanırım 16 dolar mı neydi? Ve tip yoktu, tamam mı? Aslında Provincetown'a göre çok az bir para. Ben bunu zaten oraya gidince tekrardan anladım. Tabii İstanbul'dayken bu kadar fikir sahibi olamıyorsun ama
Ben oraya giderken housing ayarlamıyorlardı. Zaten CapCut'ta genelde housing ayarlamazlar. Çünkü mülk çok pahalıdır. Ve genelde üniversite vesaire hiçbir şey olmadığı için ne yurt ne konaklanacak bir yer yoktur. Genelde aile yanlarında konaklarız. Bunun için de özel gruplar var. Bunlardan da bahsedeceğim. Ve bana iş önünde dedi ki, biz sana ev ayarlayamayız ama hani tanıdığım birkaç kişi var, sana şöyle ortamı fiyat vereyim, haftalık 250 dolar gibi bir para vermen gerekebilir, bunu hazırlıklı ol. Şimdi 16 dolar kazanıp 250 dolar haftalık kira vermek çok yüksek bir şey. Yani senin bunun için belki çok 20 dolarlarda vesaire falan kazanman lazım. Bu çok yüksek, bu kabul edilemez. Ben işte Cape Cod'un ortasında Denis'teydim. Orada mesela ben 18 dolar kazanıyordum ve 140 dolar kira ödüyordum ve bu aslında güzel, yani benim geçimim çok kolaydı. 140 dolar ben şu an bana iş atanlardan görüyorum. Hani ne bileyim saatliği 15 dolar 14 dolar bazen 140 dolar kira istiyor, yani aslında bu çok yüksek. Bu Kuzeydoğu bölgesinde kiralar böyle bu arada, hani gözünüzde büyütmeyin. 120 ve üstüne çıktığında maaşınızın da biraz artmasını bekleyin, çünkü 120 ve üstü artık ortalama üstü bir kira oluyor. Bu sebeple 120 üstü kiraları gördüğünüzde maaşınız işte 15 ve üstü olmalı gibi bir hesap yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi benimkisi çok iyi bir matchti. O sebeple sorun yoktu. Hafızam azalıyor. Artık hızlanmalıyım. Zaten hafızam bitmiş ve ben bayağı bir konuşmuşum. O sebeple biraz sorun. Şimdi devam ediyorum. Nerede kalmıştım? Bir saniye hatırlamam lazım. Tamam. Diyordum ki konaklama ayarlanmayan işler. Öncelikle bu çok korkutucu gelebilir kulağa. Çünkü ben de öyle gittim ve ben bu süreci yaşadım. İşimi bulduğumdan itibaren, Şubat ayından itibaren, Haziran'a kadar, oraya gidene kadar konaklama bulma sıkıntısı çektim ve güven sıkıntısı çektim. Çünkü gerçekten çoğumuz Amerika'ya gitmedik. Gitsek bile büyük ihtimal çalışacağımız eyaletlere daha önce gitmedik. Hani daha önce gitmediğimiz eyaletlerde, daha önce tanımadığımız insanlarla, hiçbir kira kontrat imzalamadan, bu arada bunu yapmamak lazım. Kapora para ödemeden, bu da çok yanlış, yapılmaması lazım. Bunlar dolandırıcılar. Bunları yapmadan anlaşarak ben sizin evinizde kalacağım 4 ay boyunca deyip gidiyorsunuz ve bunun hiçbir güvencesi yokmuş gibi geliyor. Ama aslında bunlar biraz denetleniyor. Halk tarafından diyebiliriz. Öncelikle Cape Cod bölgesindeki, dediğim gibi mülkler çok pahalı olduğu için genelde konaklama ayarlanmaz ve fark ettim ki oraya gittikten sonra herkes benim yaptığımı yapmış. Çünkü yurt hiçbir şey yok. Eğer böyle büyük şirketler adı altında çalışmıyorsanız, bir tane sadece bir aquapark vardı, onun yurdu vardı. Orada çalışanlar sadece orada kalıyordu. Onun haricinde bütün öğrenciler olarak biz evlerin odalarını kiralamıştık. Yani ailelerle beraber yaşıyorduk. Bu biraz garip gelse de bizden sonra onlarla yaşamaya alışıyorsunuz. Neyse. Ama şöyle bir şey var. Ben bunu Cape Cod özelinde söyleyebilirim. Ama büyük ihtimal diğer eyaletlerinde vardır. Öncelikle Cape Cod'un Facebook'ta grupları vardı. Bu arada Amerika'da çok fazla Facebook kullanılıyor. Sadece Cape Cod'da da değil. Büyük ihtimal sizin gideceğiniz eyaletin de bir Facebook grubu vardır. Hatta mahallelerin bile Facebook grupları oluyor. Hani böyle 20-30 kişilik, 50 kişilik gruplar da oluyor. Bu gruplarda ne bileyim yemek programları davetleri ya da bahçemi temizleyeceğim, kim yardıma gelir gibi ilanlar vesaire her şey oluyor. Cape Cod'un büyük bir grubu vardı. Hello Summer, J1 Cape Cod diye. Bu gruba girmiştim. Onun haricinde Deniz'in mahalle grubuna girmiştim. Onun haricinde West Deniz'in mahalle grubu vesaire vesaire. Zaten oraya gidince fark edeceksiniz bu iş artık çok yayılmış. Bütün aileler evlerinin fotoğraflarını çekip kirayı yazıp ondan sonra altı ev kurallarını yazıp işte öğrenci aradıklarını belirten postlar atıyorlar ve sizin onun altına yorum yapıyorsunuz. Artık bu zaten yaygınlaşmış. Bunu görünce biraz rahatlamıştım. Ve bu grubun sahibi bir kadındı ve bu kadın bize gerçekten Cape Cod'a gittiğimizde çanta vesaire falan dağıtmıştı, böyle hatırlıyorum. Yıllardır cevanlara yardım eden bir kadındı. Nedir? Videom orada kesilmiş, o yüzden gelecekten bağlanıyorum ve bu konuyu da kısaca açıklıyorum. Çünkü önemli, aslında değinilmesi gereken bir yer. O kadın grupta denetleme yapıyordu ve grubun başkanıydı ve aileler ev ilanı paylaşmadan önce ya da biz mesela işte gruba mesela yazacağız, diyeceğiz ki ben oraya geliyorum, işi olan var mı, ikinci iş arıyorum ya da ev arıyorum diye post bile atmadan önce postlarımız denetlenirdi. Kadının kabulünden geçmeyen hiçbir post paylaşılmazdı. Kadın o konuda grupta gerçekten önem arz eden ve doğruluğu olan postları paylaşmaya özen gösterirdi. O grupta hem kendimize oda arkadaşı bulabilirdik ki kızlar gerçekten çok rahat şekilde bulabiliyorlar. Hem de aileler
evlerine öğrenci arıyorlardı. Hem de öğrenciler ev arıyorlardı. Hem de ikinci iş de bulunuyordu. Yani o grupların bir sürü imkanları oluyordu bizlere. Cape Cod'un bu grupları çok gelişmişti. Çünkü gerçekten dediğim gibi Cape Cod'da Herat gibi bir konaklama ayarlamaz işverenler. Bu sebeple Facebook'ta böyle bir ihtiyaç duyulmuş ve bu olmuş, oluşum olmuş. Ama dediğim gibi diğer yerlerde olmasa bile ki ben olduğunu eminim. Eğer orası popüler bir C1 destinasyonuysa ve konaklama genelde ayarlanmıyorsa ve pahalıysa büyük ihtimal sizde de Facebook grupları vardır. Çünkü bu bir ihtiyaçtır ve bu sebeple bu yapılmıştır. Mutlaka biri tarafından yapılıyordur. O yüzden gideceğiniz bölgenin Facebook'ta ismini yazarsanız işveriniz size konaklama ayarlamadığı halde siz kendi konaklamanızı çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ne kadar kulağa riskli de gelse, zor da gelse, doğru, riskli ve zorlu bir şekilde oluyor. Dediğim gibi bunu göreceksiniz. Oraya gittiğinizde herkes yapmış oluyor. O sebeple oraya gittikten sonra bunun zorluğunu kafamdan biraz açtım. Ama Türkiye'deyken o Facebook gruplarında iş ararken gerçekten çok büyütmüştüm kafamda ve çok zorlanmıştım. Evde kuşum var bu arada, kusura bakmayın. Ama yani demem o ki Facebook'tan kendinize rahatça konaklama bulabilirsiniz. Ve bunun bir de Telegram boyutu da var. Telegram'da genelde aileleri bulamazsınız. Çünkü Facebook kullanıyor Amerikan aileler. Telegram'da da bir önceki Work and Travel hakkında konuştuğum bir videom vardı. Onun açıklamasında Telegram grupları var. Bu videonun açıklamasını da tekrardan ekleyeceğim. O Telegram gruplarına girerseniz dediğim gibi bütün sponsorların grupları, bütün acentaların grupları, bütün eyaletlerin grupları var. Ve gideceğiniz eyalet ve bölgenin grubuna girdiğinizde sizin gibi oraya gidecek bir sürü öğrenciyle tanışacaksınız. Ve genelde orada oda arkadaşı arayışına girenler de oluyor. Diyor ki bir ailenin evinde kalacağım mesela. Oda 3 kişilik, kendime işte oda arkadaşı arıyorum gibi. Böyle bir sürü yardımlaşma döneminde göreceksiniz ve kendiniz gibi diğer öğrencilerle tanıştığınızda da bu sürecin aslında o kadar da zor olmadığını anlayacaksınız. Devam o ki bu süreç gözünüzü ne kadar korkutursa korkutsun. İş eğer size mantıklı geliyorsa bence konaklanma ayarlanmasa da onu seçmeyi göze almalısınız. Ben iyi ki yaptım diyorum. Çünkü bir zaman sonra artık bu kadar kriterim kalmamıştı ki konaklama ayarlanmamasına bile razıydım. Ve sırf konumu güzel diye Cape Cod'a gittim. Ben memnun kaldım. Size bunu önerir miyim? Yani benim başıma böyle bir şey geldi. Ben mutlu ayrıldım. Size neden ayrılmalısınız diye anlatıyorum. Bunu tercih edip etmemek size kalmış. Bunu da burada kapatıyorum. Sabahtan beri düşünüyorum başka eklemediğim, anlatmayı unuttuğum bir şey var mı diye, ama aslında bence en temel şeyleri anlattım. Söyleyeceğim bir başka şey de sakın işe öyle baka kalıp kalmayın. İşin adını ve konumunu direkt o konumu görebileceğiniz haritayı açın ve etrafını inceleyin. Banka var mı ya da ne bileyim hani ne kadar çok yemek yeme yeri var ya da ne bileyim o yemek yeme yerlerini açın inceleyin. Ne kadar fine dining görünüyorlar ya da ne kadar pahalılar. İşte ne bileyim yakınlarda bir sahil var mı ya da ne bileyim ulaşım nasıl, bunların hepsini araştırın. Bence çok kasaba vari yerlere gitmeyin. Ben belki bu konuda çok sığ kafalı olabilirim. Çünkü Allan Dağı'na giden bir arkadaşım da oldu. Benden çok daha keyifli bir work and travel geçirdi bence. Ne kadar para kazandığı hakkında bir fikrim yok ama yani çok sosyal görünüyordu. Ben hiç o kadar sosyal değildim. Merkeze giden bir arkadaşım da oldu. Washington, direkt Washington içine gitti. O da çok aktif bir sosyallikte geçirdi work and travel'ını. Bir ben belki o kadar arkadaş edinemedim. Hiçbir fikrim yok. Hani bu çok önemli bir kıstas değil. Benim için kıstas, asıl Türkler için bence kıstas. Para aslında. Bu sebeple bence yakınında çok bir şey olmayan, aktif olmayan yerlere gitmeyin. Özellikle restoran olmasına çok dikkat edin. Ben genelde hani çok şehirlere de gidilmesi gerektiğini savunmuyorum ama böyle çok dağ başında mesela özellikle Work and Travel'ın kışı da olduğu için tabii Türkler için yok. Kayak merkezlerinde de çok fazla işler aranıyor ama bu kış Work and Travel'ında. Yaz Work and Travel'ında da o oteller hani daha görüntüsü manzarası olduğu için yine iş yapıyor ama o kadar değil. O oteller yine insan arıyorlar. Fark edeceksiniz eğer karşınıza ilan çıkarsa o otellerin genelde saatlik ücretleri çok daha yüksek olur sizi oraya çekebilmek için. Alaska'nın da bir bakımı öyle. Ama bence bunları kanmayın. Gerek yok. Çok da soyutlanmış bir work and travel geçirmeyin. Çünkü 3-4 ay orada kalacaksınız. Hani biraz kendinize arada verebileceğiniz şeyiniz olsun. Özel bir alanınız olsun. Diyebileceklerim sanırım bu kadar. Son bir eklemem gereken bir şey var. O da bana hala yazanlar var. Geç mi kaldım work and travel için? Hala kayıt yaptırabilir miyim? Benim profilim şu vesaire vesaire diye. Öncelikle work and travel için geç mi kaldınız? Evet. Çünkü Şubat ayındayız. Yani ben bu ayda daha yeni işimi bulmuştum ve bu benim için geçti. Siz kaydolduktan sonra önünüzde bir para ödeme süreci var.
yaptığınızı yapmalısınız. İşte ne bileyim sponsorla ilgili sponsor hesabınızı açıp bilgilerinizi doldurmalısınız. Ya da size iş başvuruları gelecek, iş teklifleri gelecek. Bunları değerlendirip kabul edeceksiniz. Bununla ilgili bir mülakat yaşayacaksınız. Tabi bu söylediğim stepler her zaman olmuyor. Onun haricinde vize randevunuz alınacak ki şu an sanırım vize randevuları alındı. Vize randevu bulmanız da zor olacak. O sebeple evet bayağı ikisinde başlayacaksınız bu programa. Ama şöyle de bir şey var. Bu program her geçen gün gitmesi daha da zorlaşıyor. Bir önceki sene, benim gittiğimden bir önceki sene bu kadar red verilmiyordu. Ama benim gittiğim sene hem son sınıflara hem de ikinciye gidenlere full red verildi. Bu demek oluyor ki program yavaş yavaş çok seçiciliğe doğru gitmeye başladı. Eğer üçüncü, dördüncü sınıfsanız bence seneye bırakmayın. Çünkü bu program herkesin yaşaması gereken bir deneyim. Ama birinci sınıfsan, hazırlıksan senin ikinci sınıfta da gidebilirsin. Ama eğer üçüncü sınıfsan ve dördüncü sınıfsan artık vaktin yok. O sebeple bu sene gitmezsen bu seneyi biraz son olarak düşünebilirsin. Seneye gidebileceğin hiçbir garantisi yok. Seneye bir programın olabileceğin hiçbir garantisi yok. Bu hepinizin yaşaması gereken bir deneyim. İnsana çok şey katıyor. Parayı idare edebiliyorsun. Başka bir ülkede kendin çalışıp kendin harcayabiliyorsun. Sürekli hafızam bitiyor. Uygulama kalmadı artık telefonumda sileceğim. Neyse, demem o ki seneye her şey için geç olabilir. Bir şeyi ertelemek bence en büyük suçtur. O sebeple hiçbir şey için geç değil. Yine ben. Demem o ki hiçbir şey için geç değil. Şu an ben bu videoyu çekerken Şubat'ın sonlarına doğru geliyoruz ve büyük ihtimal paylaştığımda Şubat bitmiş olacak. O sebeple gidecekseniz çok böyle 1-2 gün içinde falan karar verip kaydolmanız gerekecek. Bunun için de acentaları arayın. Hala alıyorlarsa ki ben duyuyorum, görüyorum alan acentaları. Varsa böyle bir imkan gidin kaydolun. Yani ne kaybedebilirsiniz ki? Yani belki de o deneyimi kaybetmek sizin için çok daha büyük bir kayıptır. Bunu hiçbir zaman bilemezsiniz. Diyecek başka bir şeyim yok. Umarım bu video size yeteri kadar verim vermiştir. Umarım aklınızdaki sorular gitmiştir. Şu an işlerinizi daha iyi değerlendirebiliyorsunuzdur. Zaten Şubat'ın sonuna geldik. Umarım işleriniz vardır şu an. Bu videoyu aslında biraz geç atıyorum. Sanırım diyecek başka bir şeyim yok. Bundan sonraki video sanırım New York'tan gelecek tekrardan. Ben araya günümüzden geliyorum. Bu video burada bitti. Bana her zaman Instagram'dan yazabilirsiniz. YouTube yorumlarına yazabilirsiniz. Bir sorunuz varsa her zaman yardımcı olmak isterim. Instagram adresimi de şuraya yazıyorum. Beni takip edin. Kanala abone olun. Videoyu da beğenin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.